Serpil Çevikcan, Başkomutan mesajının anlattıkları. Cumhurbaşkanlarının Harp Akademileri Komutanları'nda subaylara hitaben yaptığı konuşmalar her zaman dikkatle izlenir. Zira devletin en üst yöneticisi bu konuşmayı senede bir kez yapar ve seslendiği kesim ordunun gelecekteki komutanlarıdır. Atatürk'ün bir Kütahya konuşmasında sarf ettiği bir ordunun kıymeti zabitan ve kumanda heyetiyle ölçülür cümlesinin özneleri. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın önceki gün Harp Akademileri Komutanlığında yaptığı geleneksel konuşma bütünü itibariyle Türkiye'nin iç ve dış problemlerinin çözümüne ilişkin devlet bakışını, olası riskleri ve bu risklerin yaratacağı tuzakları özetler nitelikteydi. Konuşmanın bütünü içinde öne çıkan bir bölümün altını çizmek gerekiyor. Altı çizilen cümleler: Cumhurbaşkanı asker için esas olan emir komuta zincirine vurgu yaparak bu zincirde birlik ve beraberliğin mutlaka en üst düzeyde tutulması gerektiğini söylediği konuşmasında şu mesajı verdi. Her fırsatta söylüyorum tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Sizlerin huzurunda buna bir de tek ordu, tek komutan vurgusunu eklemek isterim. Anayasamızın 117. maddesi başkomutanlık meclisin manevi varlığından ayrılamaz ve cumhurbaşkanı tarafından temsil olunur diyor. Yine aynı maddenin devamında da Genelkurmay Başkanı Silahlı Kuvvetlerin komutanı olup savaşta başkomutanlık görevlerini Cumhurbaşkanı namına yerine getirir ifadesi yer alıyor. Buna göre burada bulunan tüm subaylarımız, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin tüm mensupları başkomutan sıfatıyla benim yakın mesai arkadaşlarımdır. Hayatım boyunca inanmadığım hiçbir şeyi söylemedim. Bu yüzden başım çok belaya girmiş olsa da hep hasbi konuştum, hasbi davrandım. Şimdi de diyorum ki buradaki her bir subayımızın benim için öz kardeşimden, öz evladımdan, yakın çalışma ekibimden en küçük bir farkı yoktur. Sizler gibi yiğit, cesur, eğitimli, bilgili, dirayetli ve sadakatli mesai arkadaşlarına sahip olduğum için ne kadar iftihar etsem azdır. Cumhurbaşkanının asker açısından tabiri caizse içine attığı bir dönemi ifade eden çözüm sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu bölümde, biz bölge halkının meseleye nasıl umutla yaklaştığını gördüğümüz için sonuna kadar sabrettik. Tabii bu süreçte paralel devlet yapılanması adını verdiğimiz şer örgütün, ordumuzla istihbarat ve polis teşkilatımız içinde yol açtığı ağır tahribatın sancılarını da yaşadık cümlesini de bu mesajlarla birlikte okumak gerekiyor. Beka sorunu. Hiyerarşi dışı yapılanmaların Türkiye'ye maliyetini en iyi bilen isim kuşkusuz Cumhurbaşkanı. Bunun bir beka sorunu olduğunu her fırsatta tekrarladığına tanık oluyoruz. Hem yakın coğrafyamızdaki hem de içerideki sıcak gelişmeler ve koşulların Türkiye'nin ulusal ve siyasal birliği açısından ciddi tehdit olarak algılanması nedeniyle Cumhurbaşkanı haklı olarak en üst düzeyde bu konuyu dile getirme ihtiyacı hissediyor. Erdoğan bunu gördüğü için konuya beka açısından bakıyor ve ordu, emniyet, yargı gibi devlet aklının omurgasını oluşturan kurumların milli duygu ve uyum içerisinde çalışmasını hayati bir mesele olarak görüyor. Zaten devleti devlet yapan bu kurumların önemi geçmişte buralara neden sızıldığını da gösteriyor kuşkusuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Harp Akademileri Komutanlığındaki konuşmasında bu kritik konuya yaptığı vurgunun içinden geçmekte olduğumuz dönemle yakından ilgisi var. Ankara bir yandan Suriye eksenli gelişmelere bağlı bir mücadele yürütüyor, diğer yandan Güneydoğu'da PKK'ya dönük bir süre daha devam edeceği belli olan bir operasyona imza atıyor. İçeride paralel yapıyla mücadele sürerken değişik örgütlerin terör saldırılarına maruz kalıyor. Bu noktada Cumhurbaşkanının geçtiğimiz günlerdeki sözlerini hatırlayalım. Hiyerarşi dışı yapılanma. Cumhurbaşkanının Meclis Anayasa Dışişleri ve AB Uyum Komisyonu üyelerini kabulünde bölgedeki şehit sayısının yüksekliği konusunda son günlerde şehit sayısındaki artışın sebebi paralel yapıya yakın polis ve askerlerden kaynaklanıyor. İstihbarat zafiyeti olabiliyor. Bunun nedeni de bu yapının elemanları. İstihbarat paylaşımında sorun çıkarıyorlar, yanıltıyorlar sözleri kamuoyuna yansıdı. Keza Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Ürdün seyahatimiz sırasında Erdoğan'ın bu sözlerini anımsatarak Yeah. Like. Yönelttiğim soruya yanıt ararken mahrem tuttuğumuz bir bilgi bir bakıyorsunuz servis yapılmış yaklaşımı ve maalesef bütün bu yapıların hedefi devlete acziyet içinde göstermek cümlesine Erdoğan'ın bu uyarısını tamamlıyor. Bu açıdan Cumhurbaşkanı'nın tek ordu tek komutan diye özetleyebileceğimiz sözlerinin ardında yatan nedenler belli. Cumhurbaşkanı tıpkı emniyet ve yargı gibi ordunun içinde de bir takım hiyerarşi dışı yapıların oluşmasının yaratabileceği tehlikenin büyüklüğüne dikkat çekiyor. Başka bir yerden emir alan başka bir yerle hareket eden yapıların asker içinde de olmasının Türkiye'ye vereceği zarar konusunda uyarıyor. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devletin yanına tek ordu ve tek komutan ifadelerini ekleyerek devletin olması gereken meşru yapısına vurgu yapıyor. Askere moral, konuşmayı dinleyen harp akademileri öğrencilerinin şahsında aynı konuşmada Temmuz ayından bu yana verilen 355 şehidi anıyor ve subayları kendi öz evladından ayırmadığını belirterek en üst düzeyde moral vermeyi hedefliyor. Cumhurbaşkanı bir yandan da çok tartışılan çözüm sürecinin ne kadar iyi niyetli bir politika olduğunu ancak karar alıcılardan kaynaklanmayan nedenlerle farklı bir biçimde evrildiğini anlatarak terörle mücadele eden askere gelinen sürecin nedenlerini özetliyor. Erdoğan'ın ordunun birlik ve bütünlüğüne vurgu yapması emir komuta sistemini bozmaya yönelik bir takım oluşum risklerine dikkat çekmesi üstelik bu konuşmanın askerin sahada sıcak bölgede olduğu sırada yapılması önemli. Cumhurbaşkanının konuşması bir tecrübeye ve risk analizine dayanıyor. Ve devletin birliğini temsil eden başkomutan sıfatını taşıyan Erdoğan bu mesajları veriyor. Serpil Çevikcan Milliyet